Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şarkıcı Lerzan Mutlu hakkında magazin gündeminde yer alan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Lerzan Mutlu, kendisi hakkında "bana yılan terbiyecisi derler" ifadesinde bulundu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir kuaförden çıkarken magazincilere görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Lerzan Mutlu, sahte sosyal medya hesapları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kibrit, Bir Ole'de ve Farz Et gibi şarkılarıyla tanınan Lerzan Mutlu, yeni programına başlamadan önce de imaj yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz gün Etiler'de saç bakımı yaptıran Lerzan Mutlu, kuaför çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarını kırmayarak röportaj verdi. Ünlü bir kuaförün çekilişle vereceği uçağı kazanmak için sık sık kuaföre gidip bakım yaptırdığını ifade eden şarkıcı uçağın üzerinde poz verdi. Lerzan Mutlu inşallah bu uçak ihtiyacı olan birine çıkar çünkü fiyatı 5 milyon lira dedi. Yeni bir single çalışması için hazırlıklar yaptığını da açıklayan sanatçı sahte sosyal medya hesapları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Yeni mi öğrendiniz?" diyen 46 yaşındaki Lerzan Mutlu şu ifadeleri kullandı. "Benim çevremde böyle insanlar vardı ve hepsiyle başa çıktım. Bana yılan terbiyecisi derler." Bu tür insanlarla tanışmaya çalıştığını belirten sanatçı, kendi sahte hesabının da olduğunu ifade ederken şifresini unuttuğunu da itiraf etti. Lerzan Mutlu, "bu tür sahte hesaplara güvenmek pek sağlıklı değil. İlişkiler bozulduğunda hemen dedikodu yaparlar" ifadelerini de bulundu. Ünlü şarkıcı 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve avukat bir babayla ev hanımı bir annenin tek kızıdır. Ve magazin gündeminde de sivri diliyle de tanınmış bir şarkıcıdır. Lerzan Mutlu hakkında yeni çıkan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.